Ne yapacağız? Bildiğimiz böreği biraz yöresel de yapalım Peki, dedik. Peki bulgurlu kol böreği dedin. Bulgurlu kol böreği. Hemen kağıt kalemimiz de hazır. Tamam, onu hemen aslında başlayabiliriz. Lütfen. Soğanlarımızı ince kıyıp aslında normal peynir, ıspanak bildiğimiz malzemeyi sadece soğan bulgur yapacağız. Çok güzel. Ondan sonra içine bunu sonra peynir de koyabiliyorsunuz. Tamam. Dediğim gibi kendinize ne iyi geliyorsa farklı farklı yapabiliyoruz. Peki. Ondan sonra... Kendinize iyi gelen neyse en iyi kendiniz bilirsiniz. Çok doğru. Nedir mesela senin favori damak lezzetin? Ya ben bugün ikinci yemek patlıcan. Evet. Ben patlıcan yemeğini çok seviyorum. Çok güzel. Yani daha doğrusu Hürkar beğendiği çok seviyorum. Ondan sonra... Tam da yaz yemeği. Tam da yaz yemeği. Biraz ona girme sebebi bizde şöyle, patlıcan şu anda oldukça bol. Evet. En lezzetli zamanları. En uygun fiyatlı dönemleri. Evet. O yüzden zaten görüyorum bazen pazarlara da iniyoruz. Pazarlarda artık patlıcanlar toplanıp bayanlar onları salça yapar gibi biliyorsun. Aynı taktik. Fırında ya da közleyip şey yapabiliyorlar. Kavanozları sen bakmadan kayıp. Kestikçe benim içim giderek ya, sana ve soğana evet, bakar. Evet ben böyle bakmadan kesebiliyoruz maalesef. Ay, tamam olursun. Okey. Risk etmeyin. Yaz bakınca da kesemiyorum öyle bir sorun var alışmışız ya. Alıştınız ya aslında evet. İşte şey gibi sen nasıl herkes severek işini yapıyorsa o yüzden aynen. Alışınca aynen çok gidiyor. Doğru. Patlıcanlı o yüzden yapmak istedim bir de çok sağlıklı. Tamam. Aslında yani hani. Kendimize, bize iyi gelen bir yemek patlıcan. Evet. Peki bir şey soracağım. Patlıcanda kal da virgül koyalım. Şu soğanı keserken ben kokusunu duyduğum anda gözlerim yaşarmaya başladı. Alıştın mı? Nasıl? Aslında bir şey söyleyeyim. Çok komik. Sırrı? Aslında şöyle yapıyorlar. Benim... Ondan uzaklaşıyorum. Sakın yanlış anlama. Tamam. Aslında en yakın arkadaşım bunu kayak gözlüğüyle kesiyor ve kopuyorum. Çünkü yani hiç bu kadar senedir yemek yapıyorum hiç aklıma gelmedi diyorum. Çok iyiymiş. Soğansız asla bağlı. Yemek olmaz diyor. Bunun tabii taktikleri var bazen. Şey akan suyun önünde kesmek. İşte tamam. Silavabonun önünde derler. Ama yine elin değdikten sonra bir de belli bir şey oluyor. Biz bunu hiç duymuyoruz biliyor musun? Ama dediğin de doğru. Mesela bak şimdi hiç gözümü yakacağı... Aklıma gelmiyor ya. Dolayısıyla benim gözümü yakmıyor ama bazen dediğin oluyor böyle. Geliyorlar. Ya işte bu gözünü yakmıyor mu diyorlar. Ağlamaya başlıyorum. Değil mi? Aynen öyle. Ama şimdi seni hatırlatmayayım o zaman tamam. Ben şimdi böyle tavamızı ısıttım. Evet. Hemen böyle yağımızı koyuyorum. Geldi. Bunu şöyle zeytinyağı. Kimisi margarinden vazgeçemiyor. Tereyağı. Bazen kokularını seviyorlar. Herkesin dediğin gibi damak tadı. Elbette. Ya, tereyağı kesinlikle faydalı ve yenmeli ama... hepsinin dediğim gibi limiti olmalı. Bir de en güzeli Ebru dediğim gibi aslında yemekleri mümkün olduğunca organik evet. Yani hani marketlere, pazarlara indiğimiz zaman pazarlardan almak, etmek en doğrusu. Mesela sen kendindeki farkı nasıl tanımlarsın Metin? Ya ben herkes sevdiği işi yapacak. Yani herkes bildiği işi de doğru ama... Ya senin püf noktan ne? Yani senin yemeğini yiyen bu Metin'in yemeği dediğinde nedir senin özellikli kılan? Bir kere şöyle bir şey. Neden ünlüsün? Çok... ya tamam kısaca. Aslında şöyle çok teşekkürler. Ünlüsün. Bir kere sevdiğim şeyi yapıyorum. Bir kere kendime iyi gelecek yemeği yapıyorum. Güzel. Mesela Ebru Allah'tan sizin ekiple de çok seviyorum. Çünkü menüleri beraber yapıyoruz. Yani bana şunu yapar mısın bunu yapar mısın diye yok. Ya da şunu aldık bunu aldık yok. Mesela mutfak o kadar, senin. Tabii o kadar güzel ki mesela en güzel şeyleri malzemeleri geliyorlar. Bir kere yemeyeceğim hiçbir yemeği yapmıyorum. Harika. Yani mesela şey derler ya önce işi yap para sonra kazanılır. Çok doğru. Doğru malzemeleri. Doğru şeyleri aldıktan sonra güzel yemek öyle çıkıyor. Belki ne bileyim burada daha ucuz patlıcanlar, domatesler alıp şurada ama nasıl olsa pişecek diye yapabilirim. Evet. Ama o seni doyurmuyor. Vallahi bize her şey organik mi oluyor artık yerinde dolayısıyla tazeliğinde olmalı. Çünkü bütün ekip yiyoruz senin yemeklerini. Evet hatta yan stüdyolardan da geliyorlar onu da söyleyebilirim. Neler var bugün diye sormaya başladılar böyle hazırlıklar başlarken. Nedir şimdi hafif bulgur? Ben bulguru dağıttım. Bu arada mesela aslında şey de var. Bu zaten hamur dolduruyor. Bir de bulgur da şişecek. İyice ne doyuracak ama dediğim gibi birazcık şey lezzetli yemekler yapmak istedim. Şuna birazcık su katacağım. Tabii ki. Yardım edebileceğim bir şey var mı diye bakarken sen sakin ve hızlı bir şekilde yapıyorsun. Valla evet aslında böyle sohbet etmesi de çok keyifli. Evet. Bir gün olmadı seninle risotto yaparız. Ay çok sevinirim. Çok seviyorum çünkü onu böyle emek isteyen bir yemek ve hakikaten şey o klasik olacak ama oradaki gerçekten oradaki püf nokta risottonun özellikle o suyunu yapmak yani o et suyundan ne deniyorsunuz onun bir ismi var. Konseme denir et suyunu ama yani hani onu farklı şeylerle de yapabiliyoruz.
diğerini de başlayalım. Süremiz kısalırken tamam. Bunun başında şimdi bu kaldım. Aslında birazcık bu pişti gibi. Tamam. Çünkü fırın içinde de pişeceği için buna yavrucuğum kapatıyorum. Tamam. Sen zaten timingleri artık süper oldu. Peki. Anlıyoruz. Bu birazcık dinlendikten sonra baharatları koyacağım. Karabiber çok dominant bir baharat tamam. Ama ben yine de az da olsa seviyorum. Kırmızı biber var. İsteyen evet. Kekik nane de koyacak. Tamam. Kolay olması açısından fırına kağıt, pişirme kağıdı koyuyorum. Ondan sonra. Bunu birkaç şekilde yapabiliyoruz. Ben şöyle kaydıracağım. Onu söyleyeyim. Mesela bunu küçük gül böreği şeklinde de yapabiliriz. Çok severim. Ama ben işte kol böreği şeklinde yapıp bu oldukça... Tabii... Biraz pratik olsun diye yufkayla yaptık ama hani evet. Malzemelerde el açmasında aynen. Da muhteşem olabiliyor. Bunun içine ben şimdi karabiberimizi piştiği için evet. Biraz pepayalım. Harika. Aslında Edirne deyince aklıma ciğer yapmak geldi ama... Hemen acaba dedim Edirne mutfağı deyince ciğer mi gelecek bize? Ya aslında evet ciğer... Kışın yapalım onu, onu kışın mi? Yapalım. Bir de Edirne'nin şeyi de var artık ciğer yetişmiyormuş biliyor aa. Musun? Bazı yerlerde bana diyorlar ki aman oraya gitme ciğeri artık hayvanı dışarıdan Edirne'den almıyorlar. Trakya bölgesinin hayvanı değil diyorlar. Artık gördüğün gibi her şey farklı olmaya başladı. Her şey farklı oldu. Ben şimdi bunu bir tek yufkalı yapacağım. Tamam. Çünkü hani pratik olması açısından... Normal tarifinde de tek yufka mı öneriyorsun? Şöyle aslında bunun kol böreği olduğu için bayağı büyüterek yapılabilir. Bunları biliyorsun peş peşe koyabiliyorlar. Ben şunu hafif böyle gezdireceğim. Çok güzel. Sonra bunu buradan şöyle hafifçe katlıyoruz. Bunu böyle iki tarafta da katlayabiliyoruz ama ben bunu birazcık şöyle... Tamam. Bu tarafa koyduğum için. Evet. Bunu ben şimdi biraz sarı yer böreğine de benziyor. Şurasını birazcık keseceğim Ebru. Bütün vallahi 15 dakikada çıkardın her şeyi. Evet biraz 15 harika dakikada bir hızlı olunca. Eşliğinde. Ya evet zaten senin sohbetine kalıyorum yemek yapmayı unutuyorum. Çok mersi. Ebru bak bu böyle o kadar rahat ki şöyle. Ya evet. Mesela bak şöyle gösterebilirim. Şöyle gül gibi yapıyorlar. Evet. Ama ben bunu şöyle iki taraftan katlayıp. Bu da çok güzel. Şöyle şu şekilde yapıp evet. Hop tepsimizi alıyoruz. Üzerine de yoğurt ve yumurtadan. Yumurta. Evet. Çereotu da koyabiliriz buna ondan sonra. Çöreotuyla da güzel olabiliyor. Çok güzel lezzet verir değil ya mi? Ya bir de sağlıklı ev evet. Oldukça sağlıklı. Biraz yoğurt ekleyeceğim. Tamam. Bu arada aklımda olsun en kolay malzeme aslında yoğurt ve yumurtayla bizim sarı yer böreği dediğimiz var ya. Evet. Orada sadece yoğurt, zeytinyağı ve yumurtayla bile çok güzel olabiliyor. Çok güzel. Püf noktalar da yanında geliyor böreğimiz. Ya evet aslında sen mesela yemek kursuna falan gittin diyorsun ya evet. Bence hiç gerek yok. Senden daha güzel tarifler çıkacağını ay, biliyorum. Teşekkür ederim. Bunu şimdi ince yufka, tam full yufkadan da yapmadığım için. Bir yumurta kullandım. Bir yumurta kullandım tek ama yani hani yaptın. Tepsi çok fazla olduğu zaman iki yumurta da olabiliyor. Zaten elle zamanla o göz kararını ayarlıyorsun. Peki. Bir de Ebru mesela bazısı çok yumurta koyuyor. Kabuk oluyor, kıtır kıtır evet. Oluyor. Onu da seven var. Evet. Mesela patlıcanlı börek var. O da mesela yine hani Trakya'ya gittik ama Çanakkale, Bozcaada'nın çok meşhurdur. Çok severim. Orada da onu yaparlar. Önceden ısınmış fırında 15 dakika diyorsun. 15 dakika 200 derecedeydi fırın. Ben şimdi onu 180 dereceye getireceğim. 15 dakika sonra seni bekliyorum. Harika. Gecikirsen yerim. Lütfen beni de bekle. Ve harika bulgurlu. Adını söyleyemedim gerçekten görünce. İsmi ne böreğin tam olarak? Bulgurlu kol böreği Edirne bölgesinden ama biz bunu yoğurtlasak mı yoğurtlamasak mı yaptık dedi. Bir de sen gelmeden yemek istiyorduk ama sensiz boğazımızdan geçmedi yakalandı. Yakaladım harika mis gibi bir koku var gerçekten. Yoğurt ekledik çünkü birazcık hani böyle yaz sebzeleriyle de yapınca şu salatamızla tabii. Birazcık da şöyle bulgurlu biraz aa. Bunu dediğim gibi hani kendine ne iyi geliyorsa onu yapalım dedik ya stüdyodakilerle karar verdik biz bunu aslında yoğurtlu da yeriz dedik. Süper.